Bir kamu kurumu düşünün. Göreve başlamak için Türk bayrağı üzerindeki Kur'an-ı Kerim ve silaha el basarak şahitler önünde yemin ettiğiniz, görevinizin sonuna hatta ömrünüzün sonuna kadar devlete çok büyük hizmetler sunsanız da sizi asla kimsenin tanımadığı bir kurum. Milli İstihbarat Teşkilatı. Teşkilat görevde bir asrı geride bırakmaya hazırlanırken özellikle son yıllarda terörle mücadele operasyonlarına katkısıyla dikkat çekiyor. MİT'in saha operasyonlarında saha ajanlarının yanı sıra teknolojinin son imkanlarını kullandığını da hatırlatmakta fayda var. Onların başındaysa Türk savunma sanayinin önemli bir silahı haline gelen silahlı insansız hava araçları yer alıyor. MİT özellikle son bir yılda çoğu bu silahlarla gerçekleştirilen 181 operasyonda tam 201 teröristi etkisiz hale getirdi. O operasyonların başındaysa belki de Nisan ayında gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik bu operasyon yer alıyor. DEAŞ lideri El Kureyşi 2023 yılının Nisan ayında Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi ve operasyondan geriye El Kureyşi'nin işte bu silahı kaldı. Hemen yanındaysa daha eski ve yine önemli bir operasyondan bir fotoğraf. PKK'nın elebaşı APO'nun Kenya'dan çıkartılmadan hemen önce MİT personeli tarafından çekilen gündoğumu fotoğrafı. İşte bu ve benzeri birçok obje Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97 yıllık tarihini ışık tutuyor. Günde yaklaşık 2500 kişinin geldiği bu sergi Şubat ayının ortasına kadar istihbarat dünyasını merak edenlere kapısını açmış durumda.